İyi günler. Bu dersimize Proteus programının genel yapısını inceleyelim. Bu program sadece başlı başına bir kitap olabilecek bir program. Bu sebepten dolayı projelerimizde kullandığımız kadarıyla birkaç şey göstermeye çalışalım. Programımızın ekranı tamamen kullanışlıdır. Burada daha önce yapılmış, açılmış olan projeleri göstermektedir. Bu bölümde ise yeni güncellemeleri bizi haberdar etmektedir. Bu bölümde ise örneğin tıklayalım. Karşımıza bilgilendirme kısımları gelmektedir. Biraz İngilizceniz varsa çok yararlı yerler olabilir buralar. Yine yardım bölümü de burada bulunmaktadır. Biz hemen File menüsünden New Project seçmesine tıklayalım. Bu sekmeye tıkladıktan sonra karşımıza bir sihirbaz gelecek. Mesela ilk yazalım. Next. Next dedikten sonra karşımıza gelecek olan şematik design diyor. Biz bunu genelde default olarak kullanacağız. Next. Ardından VCB diyor. Biz bunu aslında don't create diyebiliriz. Çünkü biz tamamen simülasyon üzerinde çalışacağız. Bunun ne olduğunu birazdan anlatmam daha uygun olur. Next. Yine PCB'nin birazdan anlatacağım şeyler için geçerli. Ve ardından burada mikro denetleyicimizi seçme vakti. Bizim mikro denetleyicimiz AVR ailesine mahsup. Atmega 32A. Fakat burada Atmega 32A yok. Bu sebepten dolayı Atmega 32 olsa bizim aynı işlemleri görmektedir. Bunu kullanmayacağız ama ne işe yaradığını anlatmak için yine biz burada WinAVR'yi seçiyoruz. Fiş. Fişledikten sonra bizim ekranımıza 3 tane sekme geliyor. İlk sekme isis, ardından res ve source code. Bu Proteus 8 programında hepsi birleşti. Normalde 7'de gördüğünüz gibi isis burada, res de şurada. Yani, farklı programlar altında toplanıyordu. Fakat Proteus 8 programında bunların hepsi birleşti. Isis programı, yani isis ortamı diyeyim artık, bizim simülasyon ortamımızdır ve biz burada çalışacağız genel anlamda. Burada yaptığımız simülasyonları devreye geçirmek isteyebiliriz. Yani devre olarak tasarlamak isteyebiliriz ve bunları basmak isteyebiliriz. Bunun için de aynı zamanda Ares kısmında bunun devresini çizip ona göre işlemler yapabiliriz. Ve Proteus'un çok güzel bir özelliği Source Code bölümü geldi. İstersek biz burada kodlarımızı yazıp direkt burada simülasyonunu yapabiliriz. Fakat bunun yerine biz Atman Studio'yu kullanmayı uygun gördük. Kendi derleyicisi olduğu için ve daha yararlı bir ortam olduğu için, daha profesyonel bir ortam olduğu için. Fakat burada da çalışmanızın hiç masrafı yok. Mesela burada direkt karşımıza Atmega 32 entegresinin simülasyon görüntüsü geliyor. Bu bölümü incelediğimizde ilk başta gördüğünüz bir alan var. Bu alanda aslında bizim komponentlerimiz, yani malzemelerimizin eklendiği alan. Örneğin P'ye bastığımızda karşımıza bir sayfa giriyor. Bu sayfanın burada bulunan kategorilerin içinde bir sürü komponent var, her çeşit binlerce. Örneğin biz temel bir Atmega 32 devresi kuralım. Neye ihtiyacımız var? Bir adet butonumuza ihtiyacımız var. Buraya buton yazınca direkt zaten geliyor. Ardından kristalimize ihtiyacımız var. Mesela buradan yazmadan bir tane kondansatör ihtiyacımız var.
Burada tek tek kondansatörlerin her türlüsü var. Fakat biz simülasyonlarımızda genelde biz verebileceğimiz için içindeki değeri buradan jenerik bölümünden genel bir kondansatör seçip değerini de programda değiştirebiliyoruz. Biz mesela kutusuz bir kondansatör ekleyelim. Ardından bir de direnç eklememiz lazım. Aynı şekilde direnci de genel bir direnç ekleyip değerini programdan değiştiririz. İlk önce reseti buradan direkt artı 5 volttan alıyor. Simge artı 5 volt simgesidir veya artı simgesidir desek daha uygun olur. Bunun nereden eklendiğini göreceğiz. Şimdi buradan iki kere tıkladıktan sonra mesela başka bir şey daha ekleyelim. Buradan eğer iki kere tıklarsanız gördüğünüz gibi bizim bu bölgemize anında o ekleniyor. Buraya girmek için tekrar söylüyorum. Buradaki butona basmanız yeterli olacaktır. Buradan buraya eklemenin ise güzel bir yolu var. Şuraya mesela bir direnç ekleyelim. Direnç için store'a tıklıyoruz. Ve buraya gelip mouse'umuzun sol kılıf tuşuna tıklıyoruz. Sol kılıf tıkladıktan sonra direncimizin simgesi geliyor ve istediğimiz şekilde ekrana ulaştırabiliyoruz. Bir daha sol kılıf tıkladıktan sonra onu oraya yerleştiriyor. Mesela ben bunu yönlendirmek istiyorum. Bunun için de simgenin üstüne sağ tıklıyoruz. Açılan pencerede gördüğünüz gibi yönlendirme butonları bulunmakta. Şimdi bu iki nesne birbirinden bağımsız. Biz bunları bağlaştırmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı altına geldiğinizde zaten yuvarlığı görüyor olmalısınız. Yuvarlığa yine sol tıkladığımızda bizim yol çizmeye başlıyor. Basılı tutmanıza gerek yok. Bir kere tıkladıktan sonra bunu istediğiniz gibi çizebiliyor. Ardından bağlayacağımız yerin orada bir bağlantı noktası belirleyip aynı şekilde oraya da sol kılıf tıklıyoruz. Ardından buraya bir buton ekleyelim. Aynı şekilde direncin öbür tarafından tıklayıp butonumuzun bir bacağını ekliyoruz. Ve yine buradan reset girişine tıklıyoruz. Artık reset girişimiz hazır. Bir de kristal girişi yapalım. Kristali tıklıyoruz. Ardından yine buraya yerleştireceğimiz alan için belirliyoruz. Biz buraya yerleştirmeyi uygun gördük. İsterseniz istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz, döndürebilirsiniz. Yine Atmega'nın iki tane kristal girişi var. Bunlar istediğiniz, isterseniz ikiye, isterseniz bire götürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kullandıkça zaten eliniz alışacak. Mesela kristalimizin değeri biz genelde 16 MHz kullandık. Ve bu pencereye girmek için de nesnemizin üstüne iki kere tıklayınca bu alan açılıyor. Burada kristalimizin değeri 1 MHz. Biz buraya 16 yazıp OK'ye tıklıyoruz. Ardından kondansatörlerimizi ekleyelim. Bizim kondansatörlerimiz 27 farattı. Ama bir döndürelim bunları. Sağ tuş. Çıkışlardan birini buraya, birini buraya. Ve bunların da bacaklarını birleştirelim. Evet. Şimdi eklememiz gereken topraklama kaldı. Gördüğünüz gibi burada topraklama yok. Onun için de bu bölümde Terminaz moddan Ground yine aynı şekilde ekliyoruz. Bunu da döndürelim hatta. Bu sefer bu tarafa yani sol tarafa doğru döndürelim. Taşımak için de nesnenin üstüne tıklayıp mouse'umuzla sürüklüyoruz. Yine buraya da bir topraklama ekleyelim.
Aynı zamanda burada artı 5 volt istediğimiz yere ekleyebiliriz. Power diye geçiyor. Şu an bizim temel kurulumumuz hazır. Örneğin sizden buradan bir yer daha bahsetmek istiyorum. En çok kullanacak alanlardan tekrar bahsedeyim. Bu gördüğünüz komponent modda ekleme yapıp yeni komponentler yani yeni devre elemanları ekleyip çıkartabilirsiniz. Genel. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ardından ikinci çok kullanılan kısmının Terminals moddan ve en çok burada kullanılan Power ve Ground iki tane. Bunları da buradan ekleyebilirsiniz. Ve üçüncü en çok kullanılacak olan alanlardan biri de burasıdır. Burada bizim bazı cihazlarımız bulunmakta. Simülasyon olarak olsun, bunların ne realleri olsun. Örneğin biz bunları bir silelim. Veya silmeyelim, dursun. Mesela burada voltmetreler, ampermetreler, ardından osiloskoplar, seri iletişimde mesela kullanacağımız virtual terminal gibi bir sürü cihaz bulunmakta. Bunlara uygun bir şekilde bağlayıp mesela bunu V-X'ini, T-X'ini ki bunu seri iletişimde göreceksiniz. Şu an kafanız karışmasın, sadece göstermelik olarak söylüyorum. Bunu da T-X'i, V-X'ine bağladığınızda bunlar boş kalıyor veya genelde bunların iki ucunu birleştirirler. Ekranımıza bir seri port çıkışı yapmış olacağız ve simülasyonlarımızda bu oldukça kullanışlıdır. Bunu şimdi silelim, kafanız karışmasın. Bunları ekledik. Buraya kadar bir problem yoksa ardından RS kısmına geçebiliriz. Buradaki tek tek bütün her yeri anlatmıyorum. Kullandıkça zaten siz daha iyi anlaşacaksınız. Fakat dediğim gibi en çok kullanılan 3 sekme bunlardır. Yani diğerleri birazcık daha farklı işlemler için kullanılır. Bunları bilmeniz şimdilik yeter. Daha fazla kafanız karışmasın. Ve RS kısmına giriş yapalım. RS kısmına geldiğinizde boş bir siyah ekran göreceksiniz. Bu siyah ekranı ilk başta bir board eklemeniz lazım. Yani aslında bir kare eklemeniz gerekiyor. Bu baskı devre demiştik RS kısmına. Baskı devrenin belirleneceği alan olarak belirlenir. Rastgele ekleyin, sonra bunu biçimlendirmeniz kolay. Ve ardından yine burada komponentler bölümümüz var. Mesela ilk olarak entegremiz kılıfı bu şekilde. Entegremizin kılıfını eklemek için komponentler kısmında ekleyeceğimiz nesneye tıklıyoruz. Ve buraya gelip tekrardan sol tıklaya bastığımızda gördüğünüz gibi direkt karşımıza onun kılıfı dediğimiz alan çıkıyor. Bir daha sol tıklaya bastığımızda yerleştiriyor. Mesela başka komponentimiz affedersiniz kristal. Kristale tıkladığımızda tekrar buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi yolları hatta hani kendi belirliyor. Bunu nasıl yapıyor? Tıklayalım bir. Isiste bağladığımız yere göre burada da konumunu belirliyor. Mesela bu çapraz. Bunu yine üstüne pardon oka tıklamamız gerekiyor. Yönlendirme yapılmak için. Bu şekilde istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Belki 180 de döndürebilirdik. Ardından diğer komponentlerimizi de ekleyelim. Örneğin birinci kondansatörümüz ve ikinci kondansatörümüz. 180 çevirirsek daha rahat çalışırız. Çok güzel ekledik bunları. Peki bu yollar nasıl birleşecek? Şu gördüğünüz track modda tıklıyoruz. Ve ardından mesela örneğin
Buradaki yuvarların sol tıklıyoruz. Zaten gideceği yerleri gösteriyor. İki tane farklı renk. İlk önce bunu buraya yerleştirelim. Biraz yakınlaştıralım. Veya buradan yol uzunluğunu arttıralım. Yol genişliğini, özür dilerim. Ardından buraya tıkladığımızda burayı getiriyor. Bunlar toprak da, o yüzden bunları birbirine bağlıyorum. Buraya tıklayıp mesela dolaştırmak istersek götürüp sol tıkladıktan sonra referansını oradan alıyor. Sol bir daha tıkladıktan sonra yine bu şekilde ve sol. Tamamen sizin el beceriniz kalmış. Tam bir devre olmadığı için buraları doldurmaya pek gerek yok. Çünkü bir giriş çıkış koymadık, güç alışverişi koymadık. En azından bu kablolamayı gösterebilmek için ben bunları gösterdim. Tek tek istediğinizi aslında yapabilirsiniz. Yani çoğu atılabilir bu işler veya bunu. Mesela eğer iki kere tıklarsanız üst katmana geçer ki bu fazla kullanılmaz. Genelde olabildiğince tek katmanlı yapılmaya çalışır bu tarz projeler. Bu gördüğünüzde bu işleme yarıyor. Mesela bu köşelerini beğenmediniz. Bu köşeler olabildiğince dik olmamalı. Bu sebepten dolayı buna sağ tuş yapıp bitir denilebilir. Gördüğünüz gibi değiştirdi. Hani bunları pratik yaptıkça öğrenirsiniz. Ben şu an sadece sizlere temelini anlatıyorum. Yine sağ tuş yapıp buradan bir sürü ayarını değiştirebilirsiniz. Örneğin bu bölümde yolun genişliğini arttırabilirsiniz. Ardından yine en çok kullanılanlar petetleme dediklerimiz olay. Belki siz buralara mesela şu an bir bakalım. Butonumuz bulunmuyor. Sadece bir 10K'lık direncimiz bulunuyor. Normalde butonumuz da bulunmakta. Fakat bazı butonların kılıfları olmuyor. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi burada kılıfı bulunmuyor. Bazılarınınkini bulunuyor, bazılarınınkini bulunmuyor. O ayrı. Mesela bir buton diye de geçer. Eğer kılıfı yoksa genel anlamda siz buraya pedeklersiniz buton için ve bu pedler üzerinden devre yollarını çizersiniz. Aynı zamanda yeni komponent ekleme yöntemleri de var. Bunları anlatıp kafanızı karıştırmayacağım. İnternette zaten bununla ilgili bolca miktarda kaynak mevcut. Kısaca ARES kısmı da bu. Source code kısmına hiç geçmiyorum çünkü bu kodlama yapısını hiç kullanmayacağız. En azından buradaki ortamı hiç kullanmayacağız. Onun yerine Atman Studio ortamını kullanacağız. Bu ortamı anlatırken bir de ekstradan size mikro denetleyicimize nasıl program ettiririz onu göstereyim. Mikro denetleyicimizin üstüne ikiye tıkladığımızda karşımıza bir ekran gelmekte. Bu ekranda bizim etiket ismi görünmekte U1. U1 genelde kılıflarda gözükür. Ardından entegremizin ismi, bu kılıf türü ve buradan da program faal diyor. Program faal dediği şey, örneğin bizim hemen giriş çıkış. Örneğin proje klasörümüzün içindeki debug klasörün içindeki hex dosyasını seçelim. Şu an elf ve hex dosyası bulunmakta. Biz genelde projelerimizde hex dosyasını kullanacağız. Hex dosyası nasıl anlatabilirim? Makine diline çevrilmiş halidir aslında yazdığımız programın. Ve bu hex dosyası üzerinden haberleşme sağlanır. Mikro denetleyicimize gerçekte de bu hex dosyasını yazarız aslında.
Yine ileriki derslerimizde göreceğimiz ISF programlarken veya direkt yine bizim kitabımızın konusu olarak mini pro ile programlarken bu hex dosyası üzerinden programlama yapılır. Bu sebepten dolayı ERC dosyası da olur fakat burada hex dosyasını seçiyoruz. Aç dediğimizde buraya geliyor. Biz kristal tanımında kristale de ileriki konularımızda anlatılacağız, bahsedeceğiz. Bu sebepten şimdi en azından bir aklınıza genel kültür olsun diye aklınızın kulağınıza biraz dursun diye bahsedeyim. Harici kristal yapabilmek için yani şu an kendi üstündeki kristal osilatörle çalışıyor. Harici bir osilatörle çalışabilmek için bu seçeneği seçiyoruz. Ve ardından bizim değerimiz 16 idi. 16 MHz. Bu şekilde yazıyoruz. Bunları fazla kafanızı karıştırmasın. Dediğim gibi ileriki konularda, uygulama kısımlarında bunlardan bolca bahsedilecek. Ya bu sadece şu an aklınızda bulunsun. Bu şekilde tanımlanıyor. Şu an mikrodenetleyicimiz kullanıma hazır. Simülasyonumu başlatmak için gördüğünüz bu tuşa tıklıyoruz. Zaten buraya dikkat ederseniz Run the simulation diyor. Tıkladığımızda programımız çalışmakta. Eğer herhangi bir bağlantı yapsaydık şu an led tanım sönüyor olacaktı. Durdurmak için de simülasyonumuzu buraya gördüğünüz Stop the Simulation butonuna tıklıyoruz ve durdurduktan sonra karşımıza yine bir pencere açılıyor. Bu pencere ise bizim mesaj penceremizdir. Hatalar varsa burada ne hatası olduğunu, yollarda mı bir eksiklik var ya, kodlamada mı bir eksiklik var, burada anlatmaya çalışıyor diyeyim çünkü bazıları net olmuyor. Bu sebepten dolayı burası da önemli bir kısımdır aslında. Dediğimiz gibi bu Proteus başlı başına bir ders, başlı başına bir kitap olacak bir program. Çok geniş kapsamlı bir program. Fakat bizim projemizde kullanacağımız kadar şimdilik bu. Zaten pratik yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Eğer imkanınız varsa sadece Proteus programından değil, bütün devreleri bir şekilde denip tek tek kurarsanız o gerçek ortamda daha yararlı olacaktır ve anlaşılması daha iyi olacaktır. Şimdiki dersimizin sonuna geldik. İyi günler dileriz.